arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, 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 midir? Arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Trafiğe rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. En az sizin kadar ben de zorlandım, uçağımla geldim. Park bir problem. Hoş geldin, şaka yapıyorum, yok helikopter. Hocam ben hazır hissediyorum, seyircimiz şahane bugün. Ben seni hazır görmüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yap, sen ne yap, ne yap? Arkadaşım düzgün sen, ben sana normal cevap söylesem mi sen bana düzgün cevap ver, tamam? Ha. Nasıl geçtin? Kim? Nasıl geçtin? Mevzu ne? Nasıl geçtin? Mesela en son ne zaman ben senin geçtiğini gördüm? O günden bugüne nasıl geçtin? İşte böyle bizim de günlük hayatımız böyle. 10 senedir işte anlamaya yapma çalışıyorum. Yapma şunu, yapma, cevap ver ya. Bunun için gelmedi seyirci, sana gülmeye gelmediler. Mevzu ne? Onu görüp gidecekler. Evet arkadaşım. Sana yeni bir şey öğretmeye çalışıyorum. Evet. Talk show ittiriyorum, ittiriyorum, bir türlü olmuyor. İşte belki de ittirmeseniz olacak. Yani ben tam alışamadan... Kendi kendine yapabilinceye kadar ittirmem gerek. Yani aslında çocukluğumdan... Yani deneyeceğim. Neyi? Kendi kendime. Gene tamam. Bir pislik yaptın, sırıtıyorsun. Anlamadım ama kesin pislik yaptın. Sinsiz beni götürdünüz oraya. Hayır bak, sinsi sinsi ben... sırıttığın zaman... Anlıyorum ki bir pislik var işin içinde. Ha estağfurullah, tövbe de öyle bir şey yok yani, hepsi. Peki benim anlamadığım, o gülen arkadaşların anladığı ne olabilir? Gülen arkadaşlar dediğiniz veli nimet. Onlar öyle gülen arkadaşlar diye. Ay ben işte. Onlardan daha mı salağım? Neyse tamam, uzatmayayım ben. Aç arkada perdeyi. Aç perdeyi. Hayır. Ha, özür dilerim. Bu büyük perdeyi mi? Büyük perdeyi. Ben aç değil, perdeyi. Onun ben yakışı de işte busun sen. Evet hazır hissediyorum. Çekiliyorum o zaman kenara ben. Evet arkadaşım, konuk çağırıyorum. Sen o konuklarla talk show yapamadığın için konuğa evet. Mahcup oluyorum. Evet. Mesela geçen hafta 2 saat özür diledim konuktan. Sebep? İşte sen yapamadığın için. Hazır aa şeyi unuttum. Aa. Şeyi unuttum. Ay ay ben unuttum ben. Senin büyük olan şey minik. Büyük olan minik. Evet bir evet. Gözlüklü bir gözlüksüz bakıyorsunuz. Arkadaş anons et miniği. Ha huzurlarınızda minik. Müzisyen arkadaşım, çalmak için bir şeyler al kendine ve arkadaşım yedinmiş. Meşhur... Onu mu çalacakmış? Nasıl öttüreceğini çok merak ediyorum. Evet arkadaşım, o yormasın onu söylesene. Aa o benim fitil ya. Böbrek ağrısı için. Doktor verdi, yıllık fitil bu, bir tane atıyorsun bundan. Evet,
Arkadaşım, konuğu bekletmek istemiyorum. Hangi konu? Geldi geliyor. Ilgaz, getir konuğu. Arkadaşım ne olur doğru düzgün sorular hazırla. Bak şu anda kafandan düşün. Kafanı hisset. Hisset nerede? Kafayı. Evet, düşündün mü? Mesela konuk geldiğinde ilk önce ne soracaksın? Düşün bunu. Ne? Tamam, nasıl? Evet. Müzik, ver müziği. Saçma sapan müzikle... Kendisi mi? Oh. Güzel, buyurun güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şöyle biraz hoş aşağı geçelim. Tabii, buyurun, tabii, buyurun. Merhaba. Lütfen, hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz, sağ olun. Babası mısınız kızın? Evet. Arkadaşım, evet. Tanımadın mı? Tabii ki tanıdın. Evet. Tanımadın mı? Hayır. Salak, tanıdım diyeceksin. Tanıdım. Tanıma... Saçma bir soru hocam, çok saçma. Bana bu söylenmemişti. Ne hiç söylenmem? Bilmediğim biriyle talk show yapacağım ama ben de sizi çıkaramadım. Hiç beyefendi. Önemli değil, hiç önemli değil. Şimdi hoş, hakikaten hoş geldiniz. Uğur getirdiniz bizim için. Çok herkesin sevdiği bir... Galiba sevdiği değil mi? Estağfurullah, estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani son derece... Evet, Burak Bey. Kimmiş? Anons et. Burak Bey. Hayır. Adıyla, soyadıyla anons et. Osmanlı Bey gibi şey yapalım. Burak Bey. Adı ve soyadıyla anons et. Burak Sheridan. Ya kafa Sheridan'da. Kut. Oo, evet. Ne oldu? Şey, bilmiyorum ama sol duymuyor artık. Sol duymuyor artık. Arkadaşım, adıyla, gerçekten... soyadıyla anons et. Tabii. Huzurlarınızda Burak Kut. Evet, ne güzel. Ne yediniz, ne yediniz. Lütfen, lütfen. Lütfen. Orkestra muazzam. Küçüklüğünden beri bunu hayal ediyormuşsun. Onunla tanışmayı gibi konuş, tamam evet, mı? Evet, gerçekten. 3, 2, 1, buyurun. Hakikaten, estağfurullah. Öyle şey olmuş. Sen küçüklüğümden bilince çok yaş almış bir şey. Hayır, yani biz hemen hemen akranız. Evet, çok ne iyi ettiniz geldi. Vallahi biliyorum her yere gitmiyorsunuz. Evet. Her yere gitmiyorsunuz. Ben de zaten her yere çıkarılmıyorum. Sıkıntı yaratıyorum bazı kanallarla. Problemlerimiz var. Nasıl gidiyor? Nasıl? Ben sizin isminizi şey yapamadım yalnız. Bağışlarsanız Muhittin isminiz. Muhittin benim. Ha, Muhittin. Muhittin benim. Ben kısaca Muhit diyebilir miyim size? Yani genişse Muhittiniz. Evet, diyeyim o zaman. Hoş geldiniz gerçekten. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Adlı geyik soruyla başlamak istiyorum. Yani neler yapıyorsunuz? Daha çok müzik yapıyorum ben. Hayırlısı olsun. Hayır, Allah sabrını da verir. Sağ olun, yani. Sağ olun. Allah teşekkür ediyorum. Nasıl müzik piyasası? Yani var mı bunun piyasası, var mı? Kaça gidiyor müzikler? Müzik piyasası çok iyi değil açıkçası. Sebep? Ciddi bir soru sorduğunuzu düşünüyorum. İnternet ciddi. Yüzünden mi? Evet, hem öyle hem birazcık içi boşaltılmış olduğunu düşünüyorum ben. Yani müzik yapmak, sanat yapmak genelde kolay yoldan para kazanmak gibi algılanıyor. Aslında öyle değil. Peki siz böyle filmlere falan da müzik yapıyor musunuz? Yapıyorum, film müzikleri de yapıyorum. Kendim filmlerde de bazı karakterlere can vermeye çalışıyorum. Çok da severek yapıyorum bu işi. Karakter, yani ölmüş bir karakter. Evet, ölmüş anda. Karakterleri genelde can yolluyorlar. Sağlık ekibi gibi bir şey yani. Aynen öyle işte, elektroşoku veriyorsun. Bence çok güzel. Şimdi o zaman ufak ufak benim aklıma gelen şeyleri yazayım. Şuna, buyurun. Allah rızası için bir gün bir şey yazın şuna. Gene hoş. Şimdi diyelim ki hakikaten size bir proje geldi, bir sinema filmi geldi ve sizin müzikalitenizden, müzik yeteneğinizden faydalanmak istedi yapımcı şirket. Neye göre bu projeyi kabul ediyorsunuz? Yani hikayesi mi yoksa duygusu mu, bir karakteri mi seviyorsunuz? Adlı soru. Sen böyle boş gezeceksen biz çıkalım buradan. Dingo'nun ahırı değil mi? Müzisyen, al bir şey, çek yanına otur. Çok al sandalye, otur bir yere. Estağfurullah. Tabii ki hikaye çok önemli. Evet. Hikayesi beni etkiliyorsa, oradaki karakterle bütünleşebiliyorsam... Siz lütfen aldırış etmeyin. Kendisi böyle. Estağfurullah, evet. Ben neler gördüm. Evet. Neler gördüm. Karakterli bir... Bir de ters bakıyor herif. Yani sanki o hani inşaat sırasında buradaymış, biz sonra gelmiş. Evet. Çok özür dilerim, kontrolümü kaybettim. Size... Yanlış anlamayın sakın. Olur mu yani, efendim yani? İki hiç öyle bir şey yok. İzlediği insanla talk show'a katılmamıştım daha önce bu şekilde. Lütfen, istirham ediyorum. Tabii ki hikaye çok önemli. O karakterle yapmayın siz de. O karakterle bütünleşme yapma arkadaşım. Yok, ben bir şey yapma. Ben Muhittin, lütfen. Ya yıllardır bir ciddi bir şeyimiz var, bizim imajımız var. Saygı, hadi, sevgi, hadi, ilişkisi hadi, var. Hadi. Yani bir yeni çıkan bir insana bir destek olalım diye. Lütfen karizmamızı çizmeyin. Lütfen, yani. Estağfurullah, estağfurullah. Çok ben teşekkür hakikaten ediyorum. Ehemmiyetle dinliyorum dediklerinizi. Çünkü benim için de çok önemli. Ben müzisyen olsam mesela hikaye beni bağlayan tek konu olur. Ama hikayenin başı sonu belli olsa da... Hikayenin geneli beni mutlu ediyorsa ben mesela oraya bir müzik yapmak arkadaşım, isterim. Arkadaşım birden ayağa kalk. Dikkat çekici bir şey yap. Ne oldu? Galiba o ıspanak
Bozuktu oğlum. Hayır öyle değil. Ne tarz? Ay birden ayağa kalk, konuğun dikkatini çekip yapıştır soruyu. Bir anda şaşırsın konuk. Evet. Ha. 3, 2, 1. Evet. 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 Şimdi ben konu tam tanımadığım için... Arkadaşım. Nasıl bir soruyla şok edeceğimi de bilmiyorum. Arkadaşım çok ünlü bir müzisyen. Sen hiç müzik dinlemedin mi çocukluğundan beri? Ya dinliyorum da ben işte öndeki seslerden arkadakini... Televizyonda mı seyretmiyorsun gerizekalı? Çok özür diliyorum. Ya illa bir şey denk gelmişsiniz. Ben ilk defa başına böyle bir şey şahit oluyorum. Ya ben daha ziyade şey... Dünyada yani Türkiye'de ve yaşamıyor olmanız gerekiyor. Beni tanımamanız için. Yok öyle değil, öyle değil. Ben şimdi imkanlarım kısıtlı olduğu için tabii seçenekler son olduğu zaman bir tanesini seçmek zorundayım. Onu da çok iyi düşünmek zorundayım. Mesela Japon müzisyenlerden Asa Akira'yı çok... Jandarma gelsin. Jandarma gelsin. İnternet adil kotasını çatlatan iki yaratık. Evet, evet. Sen onu Japon Maliye Bakanı zannettin değil mi? Ha, hadi bakalım. Şimdi biri sorsa sen nereden biliyorsun? Orada sıçtık tabii, o ayrı. Ama hep bunlar sanat. Ben sanatı takip etmeye, dünya çapında takip etmeye çalışıyorum. Ebru'cum şu arkadaşı donduralım. Arkadaşım çok ünlü bir tenör. Ünlü. Öyle sor. Aa, tenör saksafon. Hayır, sesi tenör. Onu biliyorum, onu biliyorum hemen. Şimdi ben hakikaten sizi dinlerken açık söyleyeyim birazcık imreniyorum. Çünkü ben çok sesi olmayan bir insanım. Hangi şarkımı yani, dinlediniz? Hepsi. Hepsi. Efendim mesela ben... Sadece bir tane söyle. Abi ben mesela Bebeğim şarkısına bayılırım yani eskiden beri. Yeniler tabii güzel ama o, ben açıldı. Bebeğimi... Tabii. Nereden biliyorsun lan? Şimdi enteresan bir kolaj yapmışlar internette. Benim film bitince arkadan klip girdi. Zaten ilk yarısını bilmiyorum şarkının yani. O bitip Bebeğim diye başlayınca aa dedim meğer film romantikmiş. Sandın mı? Tamam Bebeğimden yürü. Evet bebeğimden... buyurun. Sonra çok tatlı kız. Odesalı. Arkadaşım. Ha, pardon. Gene kafa hikaye şeylere gitti. Ben gerçekten biraz imreniyorum sizin sesinize. Çünkü benim öyle bir sesim olsa isterdim. Yani güçlü, hem güçlü hem her yere yetişebilen bir DJ'yi açıklayacağım. Ben şarkıcı olmadığım için her yere yetişebilen bir... Seni sıktıysak biz kalkalım ya. Çünkü hakikaten öyle bir ses var. Teşekkür ederim. Türkiye'mizde belirli sanatçılar var ki... Hani 3 tane şarkıyı söyler. Odur onun harcı ama siz maşallah... Her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Bu da tenörün bir avantajı var mı tenör olmanın? Var tabii ki de yani değil eğitimin mi? Avantajı var. Yani keşfedildikten sonra üzerine biraz eğilmeniz, bu konu üzerine biraz tepinmeniz, çalışmanız da gerekiyor. Ben gerekli çalışmaları yaptım. Allah vergisi bir durum da var tabii ki. Nedir o? Yani ses. Bilmiyor gibi yapıyorum. Konuğu açıyorum. Nedir o? Vergi ses... indirim mi? Vergisi var. Yani... Ses, Allah vergisi ses. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Allah nazardan saklasın. Çok güzel. Tam oradan yakaladın, saldır oradan konağa. Bana bak, parça... Şey... Hayır, o manada değil. Çok mecazi güzel. Manada saldır. Mecazi. Evet. Şimdi bunun mecazi manada saklı. Yani... Ben dediğim gibi imreniyorum ve sizi başka projelerde görüyorum. Mesela müzikalde görmek istiyorum. Müzikal yaptım ben. Ama erotik müzikal benimki. Daha ziyade. Yani çünkü her yaparız, açıdan ses getirsin istersen isterim. İstersen bugün yaparız. Ben katılmak isterim. Yani dediğim katıl, gibi katıl. Japon Maliye Bakanı ile beraber bittiniz oğlum. Arkadaşım, arkadaşım adama bir şey sor. Özel hayat sor. Ne yapıyorsun? Manitacılık falan nasıl? Hayır öyle direkt sorma. Müzikle anlatır gibi bir anda ağzından ha. Alıver çaktırmadan. Ha. Evet, cinsin sen unutma. C mi? Evet, cin gibisin sen. Ha, cin. Göreyim gözlerde cini. Evet. Hakikaten dediğim gibi tenor sesinizin olması büyük bir avantaj ve umuyordum, yani ümit ederim bu her zaman hayatınızda böyle devam eder. Fakat merak ettiğim konu şu, gençlik yıllarınızda, iyice gençlik. Yani kestik, bir saniye. Neyi kestiniz ya? Şu mala söyler misin orada öyle durmasın? Size bu bardaktan hediye edeceğim. Kamçılığıyla. Öyle durma, düzgün dur. Lan bir dur. Tahmin ediyorum ki gençlik yıllarınızda da bu valla biraz avantaj olmuştur sizin için. Ne bileyim flört zamanlarında falan hani şarkı söyleyerek sesinizin tatlılığıyla. Evet, evet. Hani deriz ya tavşan boku gibi buraya insen buradan gelir o tarz bir insan. Tabii bunu görünce tavşanı da düşünemeden edemiyorum yani. Nasıl bir tavşan? Çok şeker, çok gençlik şeker. Yıllarınızda da öyle işinize yaradı oldu, oldu mu? Oldu. Yani örnek vermem ister misiniz? Bilmiyorum, verebilecekseniz. Verebiliriz tabii. Boşanma sebebi olacaksa. Tabii tabii. Çok küçüktüm. Yani bir duşta şarkı söylerken yaklaşık 13-14 yaşında bir otelde yaz tatili sırasında bayağı karşı oradan ülkemize yabancı turist olarak gelmiş bir hanımefendi kapımı çaldı. Şarkıyı siz mi söylüyorsunuz dedi. Siz de don paça açtınız öyle yani. Direkt yani.
Yok yani üzerimde bir şeyler vardı. Öyle bir anım oldu yani. E şimdi üstünüze sesi... bir sorumluluk var. Yabancı bir var. Turist gelmiş ve üzerimde bir şeyler var derken sorumluluk var. Tabii tabii sorumluluk var üzerimde. Memlekete karşı. Arkadaşım oradan yakaladın yürü. Oradan yürüyorum mesela zaten. Mesela Burak Kut'la ilgili şöyle bir şey var. Evde otururken genç kızlar camın önüne geliyormuş, kolunu çıkarıyormuş, çığlık atıyorlarmış. Sor. Hangi kolunuz? Hayır onu sorma. Çünkü belirli bir yaşta sağ kol çok... Olayı sor, olayı. Çok özür diliyorum. Çocukları çıkarabilir miyiz saat geç olmadan? Arkadaşlar, hepimiz olayı yani, sor, olayı. Olayı sorun. Bir gün siz... Gerçekten evde... öyle bir şey var mı? Böyle var. Bir rivayet var. Çünkü siz yani diyelim ki kolunuzu görüyorlar camdan. Kızlar, genç kızlarımız size olan ilgilerinden, evet, sevgilerinden. Evet, sağ olsunlar. Var. Neden? Bilmiyorum yani orasını ben bilemiyorum ama... O, yani bir ilk evimi tuttuğumda, ilk kazandığım parayla bir stüdyo, bir daireydi. Ataköy civarında böyle 14. kattı. Her gün toplaşırlardı sağ olsunlar sevenler. Hepsi şu an anne oldu herhalde. Onu bilemiyorum ama çok selam olsun hepsine. Elimi uzattığım zaman aşağıda bekleşen kardeşlerimiz "Aa!" diye bağırırlardı. Hatta benim oyunum vardı böyle. "Aa!" Uzun tuttukça uzun bağırıyorlar, kısa tuttukça öyle, kısa uzun bağırıyorlar. Uzun tutunca olur. Peki. Bence bu sezonu böyle kapayalım. Daha birbirimizi daha da kırmadan. Arkadaşım. Şimdi benim merak ettiğim dürbünle mi acaba? Çünkü 14. kattasınız ve kol çıkınca kızlar görüyor. Gözler hep orada. Dürbün yok. Ne diyorsunuz ya? Tabii tabii. Ama dürbünle takip edildiğim de oldu yani. Komşularımın mesela beni çekip magazin programlarına satmak istediklerine şahit oldum. Sizi programa ben satmak... Ben hep balkonda yani şeyler. Allah Allah. Evet. Bunu ilk defa duyuyorum gerçekten. Ve geliyorum o sorunun altındaki soruya. Evlisiniz. Evliyim evet. Allah mesut etsin. Çocuk teşekkür var mı? Teşekkür ediyorum. Bir kızım var. Ay, Allah analı babalı büyüsün. Kaderini güzel yazsın. Şöylelerine denk getirmesin inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin hepsinin karşısına hayırlı insanlar çıkarsın demek istiyorum. Allah'tan niyaz ediyorum. Başlıyorum. Evet şimdi Burak Kut'a çok can alıcı bir şey soracaksın. Belki sıkılmıştır müzikten falan. Tabii. Hayatıyla evet, ilgili başka bir şey. Başka şey soruyorum başka, şu an. Evet. Şimdi diyelim ki şöyle bir eşiniz, çocuğunuz. Hani özlem olayını hallettiniz. Eşiniz size dedi ki Burak. Burak diyebilirim değil mi? Zaten ben demiyorum eşiniz diyor. Şu an eşinizi oynuyorum. Tabii ben. Tabii onun adına diyebilirsiniz. Burak. Tam olarak oyna. Olmaz. Sesinle de oyna. Asan'ın duruşu bu. Olmaz. Hem evet diyor ya. Oğlum biz sizden teknolojik gelişmeler beklerken siz internet çukurunda neler yapıyorsunuz? O yüzden yavaş demek ki filmler. Hepimiz aynı episoda yüklenirsek... Şimdi diyelim ki eşinizle anlaştınız. Yani o özlem olayını hallettiniz aranızda. Bir sene diyelim özlemeyeceksiniz. Sana dedi ki Burak Allah aşkına sen sanatçısın, müzisyensin. Bir şöyle kafanı al, biraz bir kafanı dinle, bir uzaklaş. Bir böyle bir kendine baş. Nereye gitmek isterdiniz? Dünya ne kadar güzel bir zaman. Hayır ya. Çok saçma bir soru ya. Burak ne? Verme buna cevap ya. Ya belki de adamcağız yıllardır bu sorunun sorulmasını hayır, bekliyor. Hayır çok saçma bu vesileyle ya. Eşi de diyecek ki Burak geçen gün seyrettim ne kadar güzel. Doğru bir şey ya. Biraz ki belki yanlış kalmak istiyorsun değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil tabii mi? Tabii değil tabii. Mi? Ya sana ne insanların ilişkisini niye bozuyorsun? Çok mutlu adam. Ya İstanbul'dan bir internet kullanıcısı gitse benim için kar ya. Arkadaşım. Sapıklığını alet etme insanlara. Çok saçma bir soruydu. Senin nereye... IP'in kaç? IP'in kaç senin? Arkadaşım. Kalk masadan. Burak'ın arkasına geç. Bir omuzundan öbür omuzuna işaret parmağınla gezdirirken eşi gibi soru o soruyu. Ama hocam siz de... Yok yok sağ ol. Hani şöyle eşiniz yapıyormuş. Anladım, çok özür diliyorum. Siz lütfen rahatınıza bakın. Sor o soruyu. Eşinizin ismi neydi? Cansel. Cansel. Neyle? Ne? Cansen. Cansen. Neyle? Cansen. Ne güzel bir şey. Çok teşekkür. Allah sizlere başlasın. Amin. Burak. Ses, yakın mı ses? Kötü bir şey yapmayacağım şimdi. Yok tamam tamam. Ben hani kim, o demin sorduğum soruyu canınızı. Ses tam oldu mu Burak? Yani. Yani daha biraz mı? Biraz daha incelebilir. Tamam biraz daha inceliyoruz, evet. Yapıyorsunuz siz, Mart kedileri. Damda ne işiniz var ya? Evet, daha ince dedi arkadaşım. Evet. Ver sesi, önce sesi şey yap. İnce Burak. Benim sesim daha ince. Evet. Özür diliyorum. Burak. Yapma. Tikim yok, şaka yapıyor. Arkamdan hareket yapma. Ha, yok yok, ha. Öyle yapıyor dedi ya omuzdan omuza. Hani, sonra bu tarafa gelip aslında soruyu bu tarafta soracağım. Lütfen rahatsız olmayın. Evet. Burak, bir şey soracağım hayatım. Seni uzun zamandır çok düşünceli görüyorum. Evet. Acaba böyle bir yerlere gitsen, biri de kızı da yani çok dert etme. Biz başımızın çaresine bakarız. Böyle bir yerlere gidip yeni projelerin için kafanı mı dinlesen acaba? Öpebilir miyim? Yalnız ben tam paket satıyorum. Öptün mü?
Bütün sağlık sigortası hepsini de almak zorundasın. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya kurban olurum sana. Ver şu bataryayı. Hayır hayır yani seyahate gitmeyin. Olay çok var. Herkesin amacı başkaymış şu an. Çok saçma oldu. Yalnız ona saçma olmadı. Ay, onun aklındaki ya. Söylediği şey belliydi. Sen, benim benim sen atlamam. Eşini oynadın ya. Evet. O eşini öpmek istiyorum seni evet, diyor evet, eşine. Evet. Evet, evet yani. Hayır, ederim. Uzun tercüman zamandır oldu. Böyle bir yere gitmek istiyorduma sevindi o. Ben de beni öpmek istediğine sevindim. Benim kafam bozukmuş. Ben orada canım. Ama bence de bir kafası bozuk yani. Baksana seni öpebilir miyim dedi ya. Evet. Yazık ya. Şimdi ben bu dertleri de konuşmak istiyorum ama böyle de değil. Yani aslında mesela bana sorsalar ben çok farklı bir yerlere şey yapabilirim. Ben sorayım farklı peki. Dertleri... Yer değişin o zaman. Evet. Değişin. Evet. Buna ne oluyor lan ses geliyor? Sen ne olur kıpırdama ya. Ne olur. Lütfen ya istirham ediyorum. Sen rahatına bak. Özel bir şeyse biz çıkarız ha. Sevgili yani... Muhittin. Kısaca Muhittin. Estağfurullah, buyurun. Eşin. Efendim? Eşin. Sevgili eşin. Eşiniz var değil mi? Var. Hayır. Bir dakika dur. Eşi müzisyen, var dediniz. Müzisyen gel yat onun kucağına. Sen konuşurken kafasını sev müzisyenin. Bu sefer kesin o battaniyeyi getir. Hayır, soğuk bu. Anladım, soğuk. Anladım. Ya affedersin böyle götüyü yan yatırıp para kazanan başka biri var mı memlekete ya? Arkadaşım sen senin özelliğin buymuş. Nereye gitsen onu götürüp kafasını seviyormuşsun. Evet. Evet. 3-2-1 buyurun. Öyle değil. Lap dance. Hayır sadece bir tarafa doğru. Kedi sever gibi evet. Evet buyurun Burak Bey buyurun. Sevgili Muhittin. Buyurun. Eşiniz yok. Hayır. Bir eşim sevgiliniz var mı? Yani hani derler ya denizci misali her limanda bir... Öyle mi derler? Diyelim ki. Evet. Diyelim ki eşiniz var. Diyelim ki var. Ve uzun zamandır evlisiniz, hep evet. Ailenizle iç içesiniz. Evet. Ve bir ara vermek istiyorsunuz, bir şeyler yazmak, karalamak istiyorsunuz. Evet. Kafanızı çalıştığı bir zaman. Kestik. Burak karalama. Aynısını sordu ya sana az önce. İşte sordum da nedense böyle bir anlamamazlıktan geliyor. Ben de bir daha soruyorum. Var. Biraz evvel hani evet. Canlandırıyoruz ya evet, yerleri evet, değiştik. Evet, evet, evet. Eşiniz var yani. Var, var. Tamam, var. Çok güzel. Bir gün dedi ki size, bizim dert etme evdekileri... Biz evlatlarımızla otururuz, seni bekleriz. Sen uzun zamandır kafanı evden dışarı çıkarmadın. Bir şeyler üretip yaratman gerekiyor. İster miydin, nereye giderdin? İster miydim, nereye giderdim? Yani bir yere gitmek ister miydin? İsteseydin, nereye giderdin? Şimdi ben gerçekten eşim böyle düşünceliyse zaten bir kere çok bahtiyar olurum yani. Onları yalnız bırakma düşüncesi beni derbeder eder. Fakat bir sanatçının da ara sıra kalabalıktan uzaklaşması gerekiyor ya. Değil mi? Yani, gerekiyor ya. Öyle bir ne bileyim böyle bir 3-4 gün fazla da değil. Çünkü ben aileye bağlı bir insanım. Yani 3-4 gün bir dinleyeyim. Bir belki bir ilham uzaklara boş. Bazen boş bakmak çok dolu bir şey insan için. Yani hiçbir şey düşünmeden uzaklara bakmak istiyorum mesela. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. Niçin böyle bir istek var anlamıyorum yani. Çünkü gittiğinde de bu benimle geliyor. Kucağımda böyle. Hep business class 3 kişi gidiyoruz böyle. 3 kişilik koltuklar. Ne oldu titredin cebin mi çaldı senin? He? Arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Neden ikiniz de birbirinize devamlı böyle yalnızlıkla ilgili sorular soruyorsunuz? O başlattı hocam. Mesela ben öyle başlattıyken kavga etmek... Lütfen birazcık şey yapmayalım yani. Şu an masanın lütfen tarafında ben varım. Lütfen oradan sorular mısınız soruları? Ben de sorayım. Oradan sorayım. Alttakini sorayım. Tamam. Tabii. Yani öyle belirsiz sorular. Talk show'culukta kendinize örnek aldığınız kişi kimdir? Diğeri. Neden? Yok diğerini örnek alıyorum yani o anlamda. Ha anladım. İkinci soruyu sor hızlı. Peki. Kaç yıldır... Tiyatro yapmak istiyorsunuz ve yapamıyorsunuz. Hiç istemedim çünkü o inşaatla ilgili. Ben yıllardır sanki istemedim. Seyrediyor gibiyim. Ha oyunculuk evet. Tiyatro yapmak istemiyorum. Bina yapmam yani. Ha, bina çok yani tabii. Çakma. Tiyatro yapmada yok veya inşaata giriyor çünkü. Mühendis anladım inşaat. Ha okey peki. Peki bu arkadaşın hocam. Kestik ya. Kestik olmuyor arkadaşım ya. Bana sen geç şimdi gel bu abi, tarafa. Sen çok daha iyi yapıyorsun. Bu arkadaş da çünkü. Onu ya bunun yüzünden arada habire çay alıyor, bir şey yapıyor, kendini gıdıklıyor. Müzisyen, sen onu... Gel. Seni kaldırmak için iki sanatçı gerekiyor arkadaşım. Müzisyen, sen onun konsantrasyonunu bozuyorsun. Sen koltuğa otur, o senin kucağına otursun. Seni göremeyeceği için de konsantrasyonu bozulmaz. Ama o zaman sorularım değişir. Evet arkadaşım, müzisyenin dizine otur. Onu göremeyeceğin için de konsantrasyonun bozulmaz. Evet. Ah, hazır gelmişken... Acaba bizim için bir şarkı söyler misiniz? Değil mi? Sorayım mı? Arkadaşım ya. Yanlış mı? Çok klasik. Tamam o zaman şöyle yap. De ki bize bir şarkı söyle ama senin olmasın şarkı. Evet çalıntı bir şarkı söyler misiniz? Hayır çalıntı da değil. Kendisinin yapmadığı bir şarkı.
Ha, siz şimdi mesela kendi şarkılarınız var, çok kıymetli evet. eserleriniz var. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. Başkalarının şarkısını söylemek hoşunuza gidiyor mu? Ya da ya benim değil ama çok güzel yapmış bunu. Kendi albümde olmayan bazı şarkıları çok seviyorum. Bazen içimden geliyor. Mesela şu an aklıma Sezen Aksu'dan bir şarkı söylemek geliyor mesela. Yani, değil mi? Süper Sezen... fikir. İnanılmaz bir şey. Evet. Arkadaşım. Şeytanın aklına gelmez. Bak, orada masanın bir yerlerinde kulaklık vardır. Ver Burak kulaklığı söylesin şarkıyı. Heh. O mu kulaklık? Yok, varmış gibi yapıyorum. Hayır, varmış gibi yapma gerçekten. Nerede ben. O? Ya adama bir mikrofon, bir kulaklık versenize. Bunlar benim malzemem. Ben klip için hazırım hocam. Ben çıkayım mı o zaman? Hayır, çıkma. Dur sen. Şarkıyı can kulağıyla dinle. Dünyadaki hiç duymadığın en güzel şarkıyı söylüyormuş gibi yap. Evet. Ya hiç mi talk show izlemedin ya? Hiç. Arada kalkıp böyle halay çekmen falan lazım senin. Aa, o kanal inanılmaz ya. Dünya yansan halay çekiyorlar onlara. Evet. Dışarıdan duyuluyor mu sesim? Evet. Dışarıdan da yurt dışındansa evet. O çok büyük bir beklenti. Bir söylüyorum buradan evet. direkt evet. Kanada. Huzurlarınızda Burak Kut. Anladım. Sonu yok. Yalnızlık. Her gün. Çalacağım. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Ağlama. Alışık her insan. Alışık zamanla kırılır, incinmeye. Çünkü olan yıkılır, yıkılır yeniden. Su kurmuş beklemezse, acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbete. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Alayım onları ben, teferruat alayım. Ağzınıza sağlık ya. Gerçekten. Gerçekten tebrik edecek sandım. Tuhaf bir talk show'dayız. Talk show'dayız. Ben kaçırdım, ne yapmaya çalıştın? Kaçırdın değil mi? Bir şey ver of, diyorum hayır. burada. Önce bunu verdiği ya sandım. Karşıdan bir gelen böyle yani, bir evet. çatal bir dil gördüm sonra. Evet, şöyle alayım ben bunları gerçekten. Ne kadar güzel ya, ne kadar güzel. O çıkışlar teşekkür işte. Teşekkür ederim efendim. Arkadaşım gerçekten acayip söyledi ya. Sağ olun var olun. Estağfurullah yani. Sezen Aksu. Sezen Aksu ne kadar erkek sesi vardı. Evet, inanılmaz bir şey gerçekten. İşte gıpta ettiğim, imrendiğim şey bu. Böyle ne? Kimseye ihtiyacınız yok değil mi? Mesela aklınıza gelen bir duyguyu, düşünceyi bir anda haykırabilirsiniz. Şarkıcının güzel şarkı söyleyebilmek de böyle bir şey işte. Ne kadar güzel evet, bir şey. Şimdi Burak'a sorarken devamlı elinle, müzisyenle oyna. Elinle oynama. Evet arkadaşım, şimdi... Ve şarkıyı da duydun. Şarkıyı da duydun. Ne yapıyorsun sen? Dünden razı bu. Ne yapıyor ya? Gel balım gel. Allah arkadaşım yarın. Şarkıyı duydun. Çok duygulandın. Ben duygulu sor. Duyguluyum. Şu an duyguluyum evet. gerçekten. Hakikaten. Peki bunun gibi başka... Başka böyle...
Çok karışık duygular içinde sayın yönetmen sanırım bu arkadaşımız. Bunun dışında mesela yine böyle söylemeyi çok sevdiği, istediğiniz... Sorama, sorama. Soruyor gibi yap, sorama. Çok... Beni bayağı... Aa! Tam sormaya çalış, sorama. Yani bu... Ay! Çok üzülüyorum. İlk defa böyle bir şey bu. Allah yarısına ya kadar sor, sorama. Ya. Yani bu tarz soruları... Alt yarısı mı? Hayır, o yarısı iyiydi. Şimdi yarıyı bir gıdım geç, tekrar sorama. Şimdi burada yüzlerce kişi sizden bu şarkıyı, sizin yorumunuzu... Kop! He? Kop! Nereden? Kop! Olaydan kop! Sana bahsettim mi o yarılardan? Hayır! Ne oluyor? Çok hızlı. Arkadaşım. Hızlı koptun ama. Bence bu arkadaş yapacak talk show'culuğu. Valla kanım ısındı. Seviyorum yani. Kanım ısındı valla. Ne güzel bak, ne güzel duygusallaştırmıştın ortamı. Ama tam... o da bir duygu işi, başka bir duygu. Onu da onunla paylaştım. Yani o tarz bölüyorum duyguları ben. Konuğu da ayakta tuttum. Şeyi sor arkadaşım. Peki bilerek ve isteyerek bir kadın için şarkı yaptın mı? Onu ha, sormaya güzel çalış soru, sonra. Güzel evet, soru. Evet. Bu altıncı soru muydu? Bilerek ve isteyerek, o da iyi. Şuradan bir şey eklemek istiyorum ama seyirci var kalabalık. Size nasıl denk getiririm onu bilemediğim için. Gerçekten böyle mesela diyelim ki eşiniz için. Şimdi boşanma sebebi olmasın da kadınca da bir şey bestelemediyseniz. Yok mesela benim diyelim ki benim olsa ve ben eşime şarkı yapmamış olsam büyük fırça çeker bana. O yüzden doğru diyorum. Sizde var mı? Yaptım Allah'tan o yüzden. Evet. Yani siz mi istediniz, o mu istedi mesela? Ben istedim. Siz kendi gönlünüzden geçti. Evet, içimden nasıl geçti. Nasıl bir duyguyla karşıladı? Ne yaptı? Niçin? Güzel dedi, gitti işte. Yani olmaz. O kadar basit değildir ya. Yok yok. Arkadaşım, latife mesela... ediyorum. Hayır hayır. Ha, bırak, çok, mesela çok bu oldu. Senin sevgilin olsun. Arkadaşım sen onun sevgilisi ol. Kimin? Sen, sana şarkı yapmış olsun. Hadi bakalım. Kimin? 3-2-1 buyurun. Kim? Sen Burak'ın sevgilisi ol. Sana şarkı yapmış olsun. Sebep? Öyle içimden geldi. Merak ediyorum o durumu ya. Kızlar ne yapar o sırada? Evet. Aşkım. Şimdi böyle şu an böyle konuşuyorsun. 10 senedir böyle konuşuyorlar biliyorsun. Tamam. Seni seviyorum aynen. Uzatma. Aşkım. Sen manitasın. Evet. Buyurun. Ya kusura bakma, sana da çöreklendik geldik böyle ya. Vallahi bile. Senin bugün altın günün müydü? Zamansız geldik. Aşkım böyle benim için... Böyle benim için bir şarkı yap istiyorum. Orada olmaz. Bir tane Burak'cığım, özür dilerim. Orada olmaz ama. Orada olmaz. Ha. Sen koltuğa geç ve orada cilvelenerek yap. Evet. 3-2-1. Buyurun. Birazdan soyunacağım komple. Oraya kadar gidecek bu. Tövbe. Sor. Hayatım... Biliyorum biraz erken olacak ama. Dizleri oynat, dizleri. Onu değil, kendi dizleri. Benimkileri, ha. Özür, çok özür diliyorum. Evet. Pardon, özür diliyorum. Biliyorum biraz erken olacak ama... Şöyle dizayna. Yani 34 bedenim. Bu duruş o. Yoksa omurgamda problem yok. Beden 34. Ha, 34 olduktan sonra omurgada yamuk olabilir. Hiçbir sıkıntı, umurumda değil. Arkadaşım 34 ile oturma şeklinin ne alakası var? 34 İstanbul'da yaşayan kızların bedenidir. 34. Ha, tamam. İzmir 35. Ha tamam, okey. Evet, devam. Yalova 77. Sıkıntılı bir beden. 81 ekran sığmıyor. Yani biraz erken olacak ilişkimiz, daha yeni taze falan filan. Ama benim için beste yapmanı istiyorum. Bana bir şarkı, bana aşkını herkes görsün, duysun istiyorum. Aynen. Ay çok terliyim. Çok üzülüyorum. Aynen. Aklıma hemen bir şey geldi biliyor musun? Yemin et. Yaşandı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Bu sana çok yakışır. Ben şimdi bunu iyiye mi çekmeliyim, kötüye mi olmuyor? Müzik dur, müzik dur. Dur müzik. Müzik dur. Müzik nereden çalıyor? Siz internetten mi indiriyorsunuz bunu? Yani bu talk show'da müzik de internetten olsa kontrol gerek. Kontrol odası neresi buranın? Arkadaşım benim... ne güzel sordu, sen kızsın. Neyi sordu? Şarkıyı söyledi, bir şey sormadı ki. Ay sana bu şarkıyı yapmışmış. Ay teşekkür ederim, çok güzel. Hemen bununla bir story'me koymam lazım. Selfie çekmem lazım. Bir de iPhone'un üstüne oturup dönmem lazım. Hadi, sana yazdım ama şarkıyı. Yani hani gerçekten seni görünce... aldatasın... ama Suzan yapma. Burada öleceğim. İnme indireceksiniz. Ya gerçekten burada öleceğim böyle. Tövbe ya. Estağfurullah. Şuraya da talkını vereceğim böyle. Ondan sonra halıyı 6 ay temizlemeye yollayacaksınız.
Ben bir dahaki sefere seçtim. Böyle uzun pipet yok mu orada? Ben de midem bulamadım, özür dilerim. Var mı başka Susan. Sanat adına bizi... Çok Sus lan, enleme ya. Sadece kafayı silip iş yapmış görünüyorsun. Onun her yeri terli şu anda. Gelip bize burada burnuna mendili tutup ondan sonra da detayı ne yaptın in. Sildim. Benim için fark etmez, soyunsun temizlerim. Hadi bana. Evet arkadaşım, Susan, 34'sün, dizler dizin üstünde, ayak şeye aşık girmiş olsun. Öbür tarafa, onu evet. Bizde bir kişilik para verdiler mi? Sen benim eski dostumsun. Kurban olurum senden sana. Suzan, bu ter olayını çözmemiz lazım. Şu bana file kıyafetlerden alsana. File? Ter çeker. Onlar hangi sitelerde satılıyor? Uydu mu? Arkadaşım, kızdın sen hani. Ay. Niye böyle yaptın? Arkadaşım kızdın mantık, ya. Değil mi? He? Kızdın ya. Kızdım işte. Niye böyle hayır, yaptın? Hayır hayır, kız çocuğuydun ha. Ya. Bayan bayan. Evet. Çok beğendim gerçekten. Ama bana doğruyu söyle. Bunu başkası için mi yaptın yoksa gerçekten benim için mi? Benim için mi? Aynen mi? Aynen senin için. Bak böyle Allah'ım ya. Çok fena bakıyor hocam bu arkadaş. Allah. Kız en çıkacağını. Ya git başına Allah'ım sana. Tövbe estağfurullah. Bu şey tam bakışı. Böyle... İnternet paketi bitmiş. Senin içinden otlanmaya çalışıyorum. Arkadaşım gerçekten... hemen arkadaşını ara söyle. Hemen kankini ara söyle. İnternetin bitti dedim ya, arayamıyorum. Bak, ara söyle. Telefonu ha? Ver müzisyen. Ver telefonu. Hemen söyle. Sevgilim kim biliyor musun diye başla ve anlat. Orada bir yerde bunun kablosu da olacak ya. Hatta... Arkadaşım. Aç şunu. Söyle. Direkt açıp söyleyeyim, çevirmeyeyim. Tabii tabii, telefonda operatör... kız. Evet, evet. Operatör mü benim sevgilim? Kız arkadaşım. Alo, Nalan? Bana Nalan, yandaki Nalan ver. Alo? Hayır, öbür Nalan. Alo? Tokatlı Nalan. Alo? Herkesi de ezbere biliyor. Arkadaşım hadi. Alo? Efendim? Nalan? Ha? Biliyor musun, Burak bana şarkı yaptı. Burak kim? Hiçbir şey derdi ama. Yok, hold'u aldı. He, pardon. Neyi aldı? Please hold. O telefonda hold olur mu? Hay Allah'ım ya. Arkadaşım, arkadaşını anlatsana. Evlatlarımızdan bu bölüm için özür diliyorum. Ama ileride beni anlayacaklar. Nalan, Burak benim için beste yaptı. Ay, inanmıyorum. Evet, çok inanılmaz sözleri var. İlk defa söyledi, şu an tam ezberleniyorum. Sen niye erkek oldun şu anda? Kim? Sen. Ben erkek olmadım ya. Erkek gibi konuşuyorsun. Sen orada ne hayalindesin ya? Gözünü kapatın böyle sanal... Arkadaşım ya, geç şuraya yerine ya. Bir şey yapayım dedim, yapamıyorsun. Özürüm, bunun yüzünden oluyor. Sorunu sor o zaman. Geç sorunu sor. Niye yerime geçiyorum? Evet, sor soruyu şimdi Burak'a. De ki ve programın can alıcı sorusu, herkesin merak ettiği, buyurun. Evet. İnşallah program ne zaman bitiyor? Arkadaşım bitmiyor, sor şuna ha. Soruyu. Ya soru yok ki, ben sorabileceğim. O ne zaman şey... halay çek. Şimdi gerçekten yıllardır tanıyorum sizi. Girişte şaka yapmıştım. Teşekkür ederim. Şimdi bak, şimdi konuşabiliriz. Evet. En az 10-15 DVD'niz var bende. Yenik görünce tanıyamadım. Herhalde. Sen biliyorsun hani... Rolünüzde zorlandınız mı? Yok. Hiç üşüttüğünüz oldu mu? Yok. Işıklardan yandınız mı? Hayır. Büyük, o zaman yapacağım. Çünkü severek yapıyorum işimi. Değil mi? Değil mi? Memleket çapında böyle ünlü edeceğim. Daha da ünlü edeceğim. Allah'ın salağı. Kaldır bir şarkı daha söylet bari. Öyle mi? Evet, talk show. Mevzuyu şarkıya getir, bir şarkı daha evet, söylet. Evet, konukların konuğu Burak Put aramıza gelmişken... ...ikinci bir şarkı almak istiyoruz izin verirseniz. Ne mümkün demek? Mü? Mümkün. Prodüksiyon, açın perdeyi. Ben dur, şey birbirine dolanmış olmasın sakın. Allah muhafaza. Ben konumda şey yaparım. Şimdi orkestrayı tanıyacağız. Teşekkür ederim, onu da alayım. Hoş geldiniz. Kaça, gece kaça çıkıyor geceleri? Ben şimdi ekstraya bakıyorum birazdan. Bu arada haftada bir gün çünkü yetmiyor. Yani İnternet arkadaşım. Çünkü benim iki... Bak, kolay git. Burak Kut! Arkadaşım gitme. Sen de orkestraya dahil ol, bir enstrüman vay, çal. Vay, evet çok seviniriz. Allah'ım yarabbim. Şimdi sana yazdığım şarkıyı... Yok yok, kalsın o. Özür. O ne? Bu işte su altında klip çekerken...
Arkadaşım tam Burak'ın arkasına, davulcu arkadaşla gitarcı arkadaşın arasına bir yere. Ama burada... Arkaya gitme. Ama monitör var orada. Tamam, orada dur o zaman. Monitörü kaparım, sesi duyamaz. Tamam. Efendim evet. Bu dinleyicilerimizin benim kariyerimin ilk başlarında beni tanıdığı şarkılardan birini canlandıracağız. Çok enerjik bir şarkı. Katılımınızı bekliyoruz efendim. Video mu yapacak, canlandıracağız dedi arkadaşım. Öyle benim lafım o. Çok çılgın bebeğim. Gül patikada bırakıp gitme. Gel bak. Benimle bak. Çekici. Karasın dünya. Yansın oldu ancak. Günahlar kavrulsun. Alemine. Şaktı bitti. Şarkısızca. Anlatmanın tadına varınca. Doğru söylese kimin umurunda. Yüzüne inanırım. Tadına varınca konuşayım sen kimin umurunda gözüme inanırım. Hadi zıplar. Evet burada sizler. Şöyle coşarak. Masumiyeti bir daldan koparmam inan. Kaçırdık gelen o pembe günleri. Çocuk olmak cesaret bana. Kendine sıkma, zorlamakla akmaz sahte gözyaşı. Fazla uzatma bak ben delikanlıyım. Gözüm görmez hiçbir şeyi. Dünya yansın oldu olacak. Günahlar kavrulsun alemiyle. Şaklı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda. Şaklı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda. Hazır mıyız? Şimdi tempolu alkış. Sıkı, üç, aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda. Gözüme inanırım ben. Gözüme inanırım ben. Gözüme inanırım. Oh. Yaşandı. Teşekkür ederim.
Tanıdın mı şimdi? Yani böyle güzel playback görmedim ya. Arkadaşım. Aynı yaptı, ağzı aynı yaptı ya. Ne yaptı? Arkadaşım. Ne benim. Yaptı ne dedi? Yok playback o kadar mı ağız tutturulur? Helal olsun. Enstrümanını niye kırdın? O şey öyle, öyle yapıyorlar hocam. Güzel hareket. Tabii. Senden keseceğim onun parasını. O zaten şeyden, tünelden aldık ya. Ay Scorpions öyle ya. Yapıyor. Kim yapıyor? Akrep Kral. Akrep Kral kim? Değil miydi Scorpions? Akrep Kral. Arkadaşım, al bırak kutu, alkışlarla gidin içeriye, sonra gel. Bırak kut. Sonra geliyor. Evet, arkadaşım gel. Mikrofonun nerede? Hayır hayır. Önüne aldığın mikrofon nerede? İşte önüme aldım. Hayır hayır. O bir tane mikrofonun vardı. Önünde duruyordu senin. Ne yaptılar onu? Neyse boş ver tamam. Bir o deminki şarkıcı çalmış olabilir. Hangisi? O deminki şarkıcı bağırdı ya. Çünkü altın kaplama olduğu için belki araklamış olabilirler. Adam niye çalsın senin mikrofonu? Adam Burak Kut. Başkasının şarkısını söyledi. Mikrofonu niye çalmasın? Salak. Şarkıcılar başkalarının şarkılarını söyler, ona da cover denir. Tamam, ben niye böyle giyindim? He? Ben niye böyle giyindim? Cover'i duydum, cover'i duydum, üstüne gidilmesin diye. Bir hafta boyunca internette kepaze olma diye geçiştirdim ama sen istedin. Neyi duydun ya? Cover, cover. Coverlock, şarkıların etrafını böyle... Seyirci bir durun ya. Arkadaşım ya. Benim. Seyirciyi arkana alma. Onlar gidiyorlar. Şu pozisyonda asla. Evet. Şimdi sen neden öyle giyinip altında siyah çorap... Ilgaz verdi. Ben bilmiyorum. O siyah çoraptan ayakkabı ne? O çıkmaz. Demedin mi bunun altına bu oluyor mu diye? O sorgulanmaz. Neye benziyorsun böyle? Nerelere gittim şu an? Nerelere gittim? 76... Kadınsın sen. Bavyera. Evet. Kadın gibi konuş benimle. Merhaba hanımefendi. Hayır, hayır. Gerçekten. Sen kendin kadın olarak kendinle konuş. Nasıl? Yani merhaba, sen... nasılım? Hayır, hayır. İçinden nasıl? Sen kadını çıkart. Bana hayır ya. Hadi, hadi. Bak bu tarafa geçince rahatladın. Senin sahne ya burası. Alıştığın yer. Ne demişler? Alışmış sahnede, alışmış oyuncu. Evet. Arkadaşım hemen... Hazır. 50 yaşın üstünde bir beyefendi alsam. 50 yaşın üstünde tabii. Çabuk al, çabuk al. 50 yaşın üstünde bir beyefendi almak istiyorum. Abi lütfen yavaş, acele etmeyin ne olur, gözünü seveyim. Orası çok... Ilgaz, çantasını çanta getir arkadaşıma. İsminiz ne abi? İsminiz ne? Nihat. Tamam kızım. Ben erkek kostümü giyebilir miyim abi? Sert biraz çünkü. O ne? Nihat Bey. Senin çantan, tak koluna şunu. Nihat Bey hoş geldiniz. Şu sağ tarafın ışığını yak. Arkadaşım masayı buraya al. Nihat Bey oturun masaya. Masayı bana sana doğru çevir arkadaşım. Masayı sana çevir. Bunu? Evet, sana çevir masayı. Komple mi? Hayır, masayı sana çevir. Şimdi bana mı çevireyim, şimdi bana mı çevireyim? Şimdi sana çevir. Böyleyken. Hayır, şimdi. Demek ki şimdi sana çevir. Bu şimdisi. Evet, çevir. Şimdi sana çevir. Tamam. Ayağına dikkat et. Şu an her yere dikkat etmem gerekiyor benim. Arkadaşım, ön sıra biletsiz, önemli değil. Evet. Nihat Bey, oturun masaya. Masaya değil, sandalyeye abi. O bilmez öyle şeyleri. Sandalyeye lütfen. Masaya oturur mu? Estağfurullah. Siz lütfen buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi sen geliyorsun. Nihat Bey senin müdürün. Aynı zamanda da eski flörtün. Tam evleneceğiniz gün, isteme günü sen arıza yapmış, gelmemiş şeye, istemeye. Tamam. Evet. Evet. Sen şeyde kalmışsın. İstemede kalmışsın. Nasıl kalmışsın? Böyle. Evet. Annene babana mahcup olmuşsun. O günden beri de bütün erkeklerden nefret ediyorsun. İsmin ne? Muhittiniye. Ne ismin? Bilmiyorum. Söyle bir isim kendine. Değişik bir şey bilemiyorum yani. Değişik bir şey söyle. Umay. Tamam olur. Ne oldu? Evet. Hazır mısın? Ve bir göreve gitmen lazım. İzin almaya geliyorsun müdürden. Tamam Nihat Bey, siz de eski defterleri açıyorsunuz. Çünkü hala seviyorsunuz. Çünkü o gün bir maruzatınız var gelmemek için. 3, 2, 1 vur kapısını.
ya. Ama kapıyı vur, kapıyı. İstemeye gelip orta bıraktı ya. Orta parmağının mi? Küt yeriyle vuracaksın. Bunu duyar mı o? Kestik arkadaşım. Bu çok sezon Rütü'ye söz verdim. Rütü'ye? Evet. Ama Rütü'ye güzel kız ismi. Gerizekalısın. Tamam adım Rütü'ye. Rütü'ye gel kızım çok tatlı. Rütü'ye yapalım o evet, zaman. Rütü'ye. Evet. 3, 2, 1. Vur Rütü'yü çocuklara bu isim konuluyormuş burada. Rütü'ye, bu bir Rütü'ye. Vur şu kapıyı. Önce sesini duyayım. Nasılsın? Tak tak tak. Hayır hayır. Sen sesini önce göster bana. Ha. Merhabalar. Daha yumuşak ama sert. Merhabalar. Hayır. Daha ince yumuşak ama bir o kadar da kararlı. Sen şimdi bütün DVD'leri karıştırdın. Kafan çorba. Bir tane bir tane seç arandan. Yapalım hadi. Yumuşaksın, yumuşaksın ama kararlı. Merhabalar. Ha, merhabalar. Sonunda tikin var. Tıst merhabalar yapıyorsun. Tikin. Evet. Hayır, tıst yapıyorsun. Ha, merhabalar. Tıst. Evet. 3, 2, 1, vur kapıyı. Seyirci vur kapıyı. Ben patronumun ismini unuttum ama. Şey, neydi isminiz abi? Ha. Nihat. Nihat Bey, ha kendi ismi. Nihat Bey ağzımızı burnumuzu kıracak burada. Ben göreve gidemeden değil mi? Dayağı yiyeceğim. Kadına vur şiddeti kapıyı. Hayır. Vur kapıyı. Buyurun. Şirket meşgul. Her yerde kapılar çalınıyor. Aa, Nihat Bey. Gel. Ben Rütü'ye. Buyur Rütü'ye. Girebilir miyim? Girebilirsiniz. Kapı kilitli gene. Gene hep her öğlen kilitliyor. Arkadaşım. O ne ya? Uzaktan kumanda. Arkadaşım bir saniye. Nihat Bey gerçekten Nihat Bey, ne iş yapıyorsunuz? Betoncuyum. O zaman yönetmenden anlarsınız. Hazır hissediyorum hocam. Evet. Nihat Bey gösterin. Neyi? Nihat Bey'den sayı bitirici. Kumandayı kapıya gösterin. Kumandayı kapıya gösterin. Ah. Günaydın, hayırlı öğlenler Nihat Bey. Gider yapsana. Hayır öyle ya. Oo. Adam seni sözde bırakmış. Ön sıra 10 puan. Adam seni sözde bırakmış. İçeriye gir. Merhaba. Gururlu, mağrur, sert, aynı zamanda da itaatkar. Evet. Teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmayacağım. Artık Burak Kut'la beraberim. Arkadaş. Ha, pardon. Arkadaşım. Kıskandırayım dedim önce. Hani vardır ya öyle şey yaparlar ya hocam. Yani lafa öyle başlayıp asıl lafa sadede gelir misin falan. Tamam peki gibi. Peki. Özür diliyorum. Tamam. Müdür Bey, ben göreve çıkacağım. İzin almaya geldim de Nihat Bey siz eski defterleri açacaksınız. 3, 2, 1 buyurun. Biz eskiden flörtmüşüz. Siz beni beton mikserciyle aldatmışsınız. Beni mikserciyle aldatmışsınız. İki tane nur topu gibi radya temeliniz varmış. Arkadaşım yapma. Karadeniz'de doğdukları için radya temel koymuşlar çocuklar üstüne. Çok hazır hissediyorum. Aa, merhaba Nihat. Merhaba. Bana vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Göreve gideceğim. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Nihat Bey masaya yumruğu vurun. Ben burada Nihat değil, Nihat Bey'im de. Nihat Bey dedim zaten. Nihat dedim. İsterseniz bizi gerçek kulağınızla dinlerseniz. Çünkü Nihat Bey'dir. Neyse. Evet. Buyurun efendim siz. Evet. Buyurun sert. Buyurun efendim. Sana izin falan vermiyorum. Burak Kut kimmiş? Onu da aldatacaksın. Beni aldattığın gibi. Ben aldatmadım abi. Sen beni istemeye geldin. Arkadaşım eşliği sözlüğüne abi mi diyorsun? Hayır ben şu an Nihat abi ve Tolgiş olarak olayı çözmeye... Hayır siz beni istemeye gelmişsiniz ama oradan artık ne olduysa istemeden gitmişsiniz ya. Zaten aslında ben kırgınım. Yani kadınsal olarak... Arkadaşım yani. Adam senin kırgın olduğunu farkında değil. Çünkü tiklerini yapmıyorsun. O günden beri tiklerin var. Çok evet. Sinirli bir kadın yap. Evet. Evet. Nihat ben göreve çıkmadan önce... Göreve çıkmadan bana söyleyeceğim bir şey var. Ya böyle bir karıyı ben de istemem arkadaşım. Ki yani. Arkadaşım! Duramıyor ki. Çok özür diliyorum abi. İşte gerçek... Denk getir de öp yani. Gerçek karakter bu. Gerçek karakter bu. Böyle bu. Bir kadınsın sen. Evet. Evet. Hemen evet. Nihat Bey ayağa kalkın. Müzisyen ver romantizmi. Romantik bir şekilde eskiden bahsedeceksiniz. 3, 2, 1 dur. Nihat abi ben sana söyleyeceğim. Ben abi diyorum sözlü değiliz. Evet. 3, 2, 1 arkadaşım gel. Ah, merhaba Nihat Bey. Göreve gitmeden önce bana söyleyeceğin bir şey var mı? Tek. Tek. Varsa onu konuşalım hemen.
Ya üstüne alınacak adam atacak beni orada ya. Onunla ben kendim kaçınıyorum yani. Arkadaşım seni tanıyor. 30 senedir evet. Aynı yerde çalışıyorsunuz. Evet. Bana göreve gitmeden önce bana söyleyeceğim şeyler varsa şey yapmaya hazırım ben. Kadınsın sen, sesine kadınsın, ne oldu? Kadınsın sen, ne biçim konuşuyorsun? Nihat. Sen kadınsın. Sen kadınsın. Sen ulan ben, sen. Saçlı, ha. Sen kadınsın. Pardon, evet. Evet. Tamam, çok özür diliyorum. Sizi beklettim abi, çok özür diliyorum. Evet, Nihat abi o söyledikten sonra hemen romantik bir şekilde etrafında dönüp konuşmaya başlayın. 3-2-1 buyurun. Nihat abi söyledikten sonra. Adamcağız geldiğine geleceğine pişman oldu ya. Bak, ben şey diyeceğim, yok ben size diyeceğim ki işte göreve çıkmadan bana söyleyeceğim bir şey var mı? Benden bir isteğin var mı? Hop siz romantik konuşmaya başlıyorsunuz. Ama aniden yerinizden kalkın korkusun. Evet. Böyle, ben evet. Allah'ım ne oluyorum deyip donumu çıkarıp atacağım. Üç, biraz iki, yorum kattım hocam. Bir. Buyurun. Yalnız ben göreve gidiyorum. Bana söyleyeceğim bir şeyler var mı? Var tabii. Halen daha aklım sende. Niye gidiyorsun Burak'a? Bir saniye Nihat abi. Burak olmadı yok. Diye. Öyle biri yok. Ondan sizin haberiniz yok. Bir. İki. Bodozlama mevzuya girmeyin. Bence önce şey yapın. Önce bir şuradan öpeyim falan. Neyse. Hayır, hayır. Abi çok özür diliyorum. Hayır Nihat abi şöyle başlayın olaya. Sen gençliğimin aşkısın. Senden sonra hiçbir kadına bakmadım falan gibi. Evet siz bilirsiniz. Çok tecrübeli bir abisiniz. Evet 3-2-1. Buyurun. Son lafını söyle arkadaşım. Benden istediğim bir şey var mı? Sen gençliğimin aşkısın. Senden başka kadına bakmadım. Bakmam da mümkün değil. Olayı büyütün Nihat abi. Nerelere gidiyorsun? Gitme. Ne burada Burak Kut girer. Nereden geldim, nerelere gideceğim? Aynen. Arkadaşım. Yukarıdakiler de romana vurdun mu çalmaya başlıyorlar. Arkadaşım maskeleri. Sen bunu duyar duymaz evet. Nihat'tan şey yaparsın. Nihat böyle Bey. Keskin hareketlerle tamam mı? Nihat Bey'den duyuyor. Keskin hareketlerle şey hırçın kadın yaparsın. Evet 3-2-1 buyurun Nihat Bey son lafınızı söyleyin. Son evet. Sen benim tek aşkımsın. Son laf bu mu? O zaman öpüyorum çok güzel. Hayır. Ha. Tamam hazır. Nereye gideceksin? Ben de geleyim senin de gittiğin yere. Bir adım öne gelir misin daha? Evet, sen benim son aşkım. Sen benim son aşkımsın. Sensiz olmaz. Eğer ben senin son aşkın olsaydım... ...beni yıllar önce orada ekip gitmezdin. Hayatımızı tam birleştirme aşaması. Bana bir şey, ben bir doktora gidiyorum ya. Ya ben çok sıkıntılı bir tipim ya ben yani. Arkadaşım, adam eski aşkınla karşılaşmışsın. Sıkıntı normal değil mi? Evet. Sen yürüyorsun, o yürüdükçe Nihat Bey siz arkasından yürüyorsunuz. Sahneye doğru onu sürüklüyorsun. Arkası, yolda da geliyor arkandan. Siz evet. Ne oldu? Perde arası burada kahve falan mı satıyorsunuz? Bu nedir? Hadi arkadaşım. Hadi. Hazır hissediyorum, gitti. Balata sıkıyordu. Evet. Hazır hissediyoruz. Evet. Ver son lafını Nihat Bey. Ben, sen benim tek aşkımsın. Böyle olsaydı eğer sana ne olur? Sana inanmıyorum Nihat. Ver acıklı müziği. Don giymedin. Hayır. Ha, çok üzülüyorum. Ben acıklı müziği deyince ben sanki bir patlama yaşayacağım gibi hissettim. Yaşayacaksın ama o öyle değil. Başka bir patlama yaşa. Ha, tamam. Tam kapıdan çıkarken patla. Sana artık inanmıyorum Nihat. Çünkü sen bir kadını en kutsal gününde yalnız bıraktın. İnce ses. Şükran ince sesi hatırlar mısın? Hayır. Sesini inceltti o. Ha, ben de beni onun için bıraktı sandım. Hani bir ince ses. Evet, tamam. Sen bir kadını en mukaddes gününde yalnız bıraktın. Bunu affedebileceğimi mi zannediyorsun? Kendine yürü, bak. Yürü. Arkasından yürü Nihat Bey. Tut omuzundan, aniden çevir. Buradan sonra olacaklardan hiçbirimiz sorumlu değiliz, değil mi? Tut omuzlarından sallayarak konuş Nihat Bey. Niçin böyle yapıyoruz? Kestik. Nihat Bey, silkeleme, salla. Kendine doğru ileri geri. Evet, tut omuzla, evet. Niye böyle yapıyorsun? Hiç olur mu böyle? O kadar babacan yaklaşıyor ki ben. Hani sevmese de evlatlık edinsin hani. Evlatlık edinsin. Arkadaşım, tiklerin iyice çoğalır. Sonra çok büyük bir laf edersin ona. Koşarak kapıdan dışarı çıkıp yere düşersin ve ağlamaya başlarsın. Orada acıklı müziği vereceğim. Evet. Hazır mı klarnet? Acıklı müziği hazır mısın? Evet. 3-2-1 buyurun. Salla Nihat Bey. Niye böyle yapıyorsun? Hiç olur mu böyle? Hayır Nihat. Sen bir kadını seveceğin zaman sevmeyi beceremedin. Artık ne yapsan yeri değil. Kusura bakma ben gidiyorum. Tikçiye gidiyorum. Ya ben tabii önce...
doktora gideyim nereye gidiyorsam. Oradan ayağın takılır, düşersin, klarnet götüm üstüne... Aşağı. Hayır, klarnet üstüne çalarken o günü anlatırsın seyirciye. Evet. Ben gidiyorum Nihal. Görüşürüz. Güle güle. Ver klarneti. Arkadaşım, şimdi klarnetin üstüne seyirciye anlatıyorsun o günü. Ha, ben de klarnetin üstüne düş diyeceğim sana artık. Klarnetin üstüne seyirciye o günü anlatıyorsun. O kadar sevmiştim ki onu. O zamanlar tekim de yoktu. Ne güzel yıllardı. Ama Nihat, beni bir oyuncak, bir bez parçası gibi el tersi attı. Onun yüzden bir daha kimseyi sevemedim. Sevemedim. Ama? Ama ne? Ama yıkılmadın. Ama yıkılmadım. Taş gibi. Şunu yapma. Çok özür diliyorum ben. Yıkılmadım dersin, ayağa fırlarsın, kararlı bir şekilde Nihat abi alkışlarla yerine gönderirsin. Ama yıkılmadım. Evet arkadaşım, hemen bir karı koca al sahneye çabuk. Bir erkek bir kadın gelsin de. Burada evlenin demedim yavrum. Burada mı evleneceksin? Oğlum bu rol gereği kıyafet lan. Öyle heyecanlanma. Yok yok, erkeğim ben bak. Oğlum karı koca, Muhit karı koca lazım. Vallahi karı koca, o yüzden söylüyor. Ben anlamıyorum da. Arkadaşım hiç karı koca gelen yok mu oyuna? Yok, herkes manitacılığa peşinde vallahi burada. E var mısınız, karı koca mısınız? E gelin abla, hadi. Arkadaşım bir de çocuk al onlara sahneye. Oğlum sen çocuk, sen evlensen çocuğun olur lan. Gel, gel lan. Gel. Haklısınız lan. Türker. Türker Bey. Aslı. Aslan, hoş geldiniz. Evet. Gözüme girdi. Evet. Teşekkür arkadaşım, ederim. Çocukla da konuş. Benim çocuğum. Ha, pardon. Baba. Bizim çocuklar. İsmin ne abici? Nebi. Nebi. Evet. İ ile bitiyor değil mi? Nebi. Aynen, Nebi. Saçına ne oldu, geçmiş olsun. Çalı gibi değil mi? Yok, estağfurullah. Yok. Değişik. Ne oldu? Ne bileyim. Arkadaşım, sen aile hekimisin, bu ailenin hekimisin. Tamam, onları ziyarete geleceksin. Nebi 6 aylık, onların bebeği. Evet. Türker Bey, o yüzden neye... dışarıda büyüyor değil mi? Nasıl? Dış gebelik. Hayır, bebek işte 6 aylık bebek. 6 aylık, ha doğmuş 6 aylık. Hayır, 6 aylık şu anda kendisi. Doğru. Bak tipine, anne, sence kaç aylık? Anne karnında da 6 aylık olabilir, dışında da. Anne karnında niye 6 aylık olsun? Kaç ayda doğuyor? Bana ne annesinden kaç ayda doğduğundan, o kendi fikri. Ya Allah Allah, hani daha fetüsten büyüyor ya, 6 aylık fetüs olabilir. Fetüs kim lan, her şeyi karıştırdın. Sen de orada mı öğrendin yoksa? Ha? Fetüsü. Ya işte. Ya fecusini böyle üstüne hafif... Sendirilendi. Arkadaşım hadi sen kapının dışındasın. Türker Bey, siz eşinizle oturuyorsunuz. Oğlan da şey yerde oynuyor. Evet. Ve aile hekimi, oğlan sen yerde oyna, hiç konuşmuyorsun. En fazla Agu, bir de Gagu, tamam? Hazır. Arkadaşım gel. Vur kapıyı, zile bas. Ne yapıyorsun? Garantiye alıyorum. Evet, müzisyen ver zili. Türker Bey, kimseyi de beklemiyorsunuz. Önce aranızda panikleyin. Panikleyelim. Evet. Niye çıplaklar mı? Niye panikliyorlar? Evde oturuyorlar, kapı çalıyor. Arkadaşım, gecenin saat 10'unda kapı çalıyor. Gecenin saat 10'unda sağlık görevlisi eve gitmez ki. Manyak, Nihat'la bu vakit kaybetti. Bu saatte de kimseyi beklemiyorduk ama. Ben... Panikleyin, panikleyin. Türker Bey. Kim? Bu saat çocuk da uyanık yani, ne bileyim. Aç hani... basak mı? Siz çözene kadar ben oto yıkamadayım, arabayı yıkamıyorum. Arkadaşım gel şuraya. Arkadaşım gel şuraya. Sen onlar konuşurken kendine çeki düzen veriyorsun üstüne, başına, her yerine. Tamam mı? Evet. Türker Bey panikleyin bir anda. Evet. Evet. Çal kapıyı, zili vur. Ortalık da dağınık. Bu saatte bizim seni de beklemiyorduk. Açmasak mı kapıyı, ne yapsak? Kim ki bu ya? Komşu mu? Işıkları kapatalım. Ay bu saatte. Bu
saatte kim olabilir? Dur ben bir kapıya bakayım dedim. Kestik. Ben. Yok acele etmeyin Allah aşkına. Zaten seneye bu şey yıkılacak ya kentsel dönüşümden. Açma kapıyı, ne açıyorsun? O zaman sökerler. Vallahi söküp onları yüklüyorlar, satıyorlar. Ben başka bir apartmana gideyim. Bu ailenin bence sağlıkla ilgili. Senin tek baktığın aile var. Sen sadece bu ailenin hekimisin. Allah da beni kahretmiş zaten. Tamam, haz hissediyorum. Onları görünce bir anda zaten heyecanlanıp duygusallaşıyorsun. İlk hekimliğin. İlk ailen senin. Evet. 3-2-1 Türker Bey. Üçünüz birlikte gelin kapıya büyük heyecanla, ne oluyor lan diye. Evet. 6 aylık çocuk ama. Olsun. 6 aylık çocuk kapıya gelemiyor mu? Sabit mi? Bağlı mı çocuk? 6 aylık çocuk emekleyemiyordu. Ne diyor tamam. Arkadaşım? Ben onları çocuk... dinlemiyorum. Kafamdan şarkı söylüyorum ben ya. Evet, gelin kapıya. Tamam. Buyurun, gelin kapıya. Karınızın elinden tutun, gelin kapıya. Ne saçma. Hayatta bir Türk ailesinde olmayacak tek hareket. Zaten sokakta el ele dolaşmayız, evde bir de. Yalan romantizme bak. Büyük aşk. Seviyor. Şu an büyük ihtimal eski bir eşofman, atlet, kabak çekirdeği yiyor. El ele. Evet. Sorun. Çekil çekil, Allah kahretsin. Kim geliyor? Bir bakayım da gerçekçi olsun diye. Hep böyle. Evde de böyle. Bence çocuk tam oldu. Evet. Şimdi sorun soruyor Türker Bey. Kim o? Kime soruyorsunuz bilmiyorum. Kapı kapalı çünkü. Arkadaşım. Kızsın sen. Nasıl bir ses o? Evet. Sor bir daha Türker. Kim o? Kapı sünger anasını satayım, ses çıkıyor. Aa, merhabalar, ben aile doktorunuz. Rütüye. Hemen açayım. Hoş geldiniz, merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Aç kapıyı, gir arkadaşım. Rahatsız ediyorum, girebilir miyim? Buyurun. Ayağımda galoş yok da. Buyurun, olsun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben aile hekiminiz. Rütüye. Heyecanlan. Ay çok güzel ellerim var, çok heyecanlı. Hayır hayır, ilk ailemsiniz de. İlk ailemsiniz. Bundan öncekiler reddetti beni. Evet, evet. O yüzden çok heyecanlı. Sen kimsin bakayım? Maşallah. Pış pışla. Saçına mı sıçtın sen? Nasıl duruyor yavrum öyle? Sprey değil o. Box değil. Yok, o doğuştan öyle. Agubugu. Doğuştan mı? Agubugu. Agubugu. 6 aylık 1.78. Arkadaşım yapma. Vaktiniz müsaitse size birazcık ne için geldiğimi anlatayım. Şöyle üstümüze rahat bir şeyler alalım. Yatak odası nerede? Arkadaşım. Aile hekimiyim. Her şeyi detaylıca anlatmam ve göstermem lazım. Arkadaşım sapıklık yapma. Gerçekten hayır. Bir aile hekimi ne yapıyorsa onu yap. Şimdi kendini anlat onlara. Ben... ben... Buyurun siz. Siz deri ceketle mi oturuyorsunuz evde? Kaliferler mi arızalı? Evet, yandım. Sormayın. Yandım. Ben aile hekiminiz Rütüye efendim. Size kendimi tanıştırmaya geldim. Bir sıkıntınız olduğu zaman ailece sağlığınız için... efendim hijyen açısından danışabileceğiniz her şeyi bana danışabilirsiniz. Şurada aşağıdaki sağlık ocağında çalışıyorum. Gece 11'den sonra da çalışıyoruz ama... evet. Tam o sırada bir anda çocuğu görür şok olursun. Ha? Çocuğu gör şok ol. Oo, ne haber kız? Hayır, hayır. Çocuğu gör şok ol. Evet. Ah! Ah! Ay canım. Demin gördüm ya. Hayır, bebek mi var? Bizim haberimiz yok. Evet, sor. Bebek mi var? Evet. 6 aylık. Maşallah var. Bence sizin bana ihtiyacınız yok. Siz inanılmazı başarmışsınız zaten. Allah sabır versin. Sıhhat ver. Tez zamanda iyileşin şimdi. Maşallah. Arkadaşım onu 6 aylık bebek olarak gör lütfen. Sen öyle görürsen seyirci de görür. Tamam. Türker Bey size gelenleri kapıda mı ağırlayıp yolluyorsunuz? Buyur ettim ama az önce. Öyle mi? Çok tabii, özür diliyorum tatlı. Çok tatlısınız. Aç canım burada bebek mi varmış? Hatırlam. Çok... Ne içersiniz? Efendim? Ne içersiniz? And içerim ki bir daha gelmeyecek. Canım benim maşallah. Bunun ismi nedir? Nebi. Nebi mi? Aç canım çok güzel. Dedesinin ismi mi? Evet. Olsun. Kaça gidiyorsun sen? 6 aylık. Olsun, kaça eğitim yaşıyor. Yazdırmadınız mı daha? Millet daha doğmadan yazdırıyor. Yok, biz daha... Folik asiti alıp hemen okula koşturuyorlar yazdırmaya. Biz de öyle başladık. Hızlı gelişince kestik tamam. Folik asiti. Sen ne iş yapıyorsun? Sapıklık yapma! Ya kardeşim ben hekimim diye mutluluğum olmayacak mı benim ya? Ben de belki, belki anlaşıyor. Ben sezdim kapıları, anlaşamıyorlar. Arkadaşım lütfen, evet. Şimdi adamla konuş, evet.
İşte onu yapıyordunuz zaten, kestin. Adamla konuşurken siz kıskanın. Neydi hanımefendi isminiz? Aslı. Rükiye tamam. Mi geldi aslında? Evet. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Serbest meslek. Öyle serbest. Şimdi hani muhasebecilik de serbest, bezemeklik de yani bana bir yelpazeyi bir daraldı da bu memlekette bu almış yürümüş serbest. Ne iş serbest, uranyum üretici serbest olur mu? Ya serbest. Reklam. Reklam işi çok evet. Güzel bir şey. Arkadaşım, arkadaşım şimdi anlat, mevzuyu anlat. Aylardır sevişemiyorum. Arkadaşım. Ya kadının mevzu bu belli. Patrona gidiş sebebi de o. Arkadaşım yapma ne olur ya. 27 yıl önce ekilmiş. Yapma şunu. Tamam. Sor çocuğun aşıları tam mı? Çocuğun aşıları tam mı? Şimdiye kadar evet. Bak. Dön götünü. Nasıl bakayım çocuğa? Küçücük çocuk aşısı nereden alın yaparsın? Yarım saat sonra yok o iğne yeri. Ne yok? İğne yeri. Çocuğa aşı yapılıyor yıllarca duruyor üzerinde. Ha şey verem aşısı. Hayır, bütün aşılar mesela tüberküloz 2 yıl gidiyor. Demek ki içinde bir yerde çocuğun. Nasıl anladın? Bir pipetiniz var mı? Ya nasıl bakayım ben Allah rızası için? Yani şimdi verem aşısı... Kimsin sen? Ben ne bileyim? Sen bulacaksın nasıl bakacağını. Verem evet. Aşısı dışında bir şey anlayamam ki. 3 aylık çocuğa da verem aşısı yapılmaz. Sor. Hangi aşıların olduğunu oğlum? Onu da ben mi öğreteyim? Çocuğa sorayım. 3 aylık. Evet. 6 aylık mıydı bu? Hangi aşıların oldun? Agu bugu. Ha cevap vereceğini biliyorsun yani. Arkadaşım nerelerinden yaptılar? Göster amcaya de, şey teyzeye. Nerelerini yaptılar? Hep buralarımdan. Slime oynuyor musun sen? Slime oynamıyor musun? O ne? Emoji. Emojin var mı? Sen daha 6 aylıksın, bir süre daha emojin ama. Arkadaşım ya, yapma şunu ya. Bunlar internetin kara yüzü. Evet. Bunlar. Evet arkadaşım, şimdi hanımefendiye dön ve hijyen de. Hijyen ne haber kızım ya? Hayır. Biraz da hijyenden bahsedelim. Evet, birazcık da hijyenden bahsetmek istiyorum. Mesela bir çocuk büyütürken evde kullandığımız malzemeler çok önemli. Mesela eşimiz işten yorgun gelmiş olabilir. Maç seyrederken kendini tutamayıp osurmuş olabilir. Şimdi bunun evimize yaydığı... Uzun yıllar oldu bir erkek osuru duymayalı. Kadın nelere hasret. Hikmet. Arkadaşım tiklerini unutma. Ha? Tiklerini unutma arada. Tiklerimi kapının ön dışında bıraktım. Evet. Bu aile beni baştan tanısın istiyorum. Evet, hijyen konusuna devam et. Hijyen konusunda gerçekten sizlere anlatmak istediğim çok fazla şey var. Ama vaktim yok, kaçacağım. Arkadaşlara çaya gitmem lazım. Görüşürüz. Ben arkadaşım gidiyorum. Otur şuraya. Sor hijyeni. Hijyen nerede? Arkadaşım, bir insanın hijyeni nereden belli olur? Ellerine, ağzından. Evet, çocuğun hijyeni nereden belli olur? Bezinden. Evet, evet, kontrol evet et. Mi? Kontrol et. Dön oğlum. Hocam, bu boyda çocukta bezden, kakadan çok korkutacak şeyler çıkabilir beni. İğrenç bir yere doğru gidiyor yalnız, söyleyeyim ha. Arkadaşım. Abla, siz oradan ne kadarını görüyorsunuz programın? Çok huzursuzum evet şu an. Arkadaşım. Tam sen konuşurken o sırada kapı çalar ve komşunun oğlu komşunun evine girememiştir. Annesi evde yoktur, oraya gelir. Evet. Bana tamam. Ne bundan? He? Bana ne bundan? Gelir eve. Evet. 3, 2, 1. Gönder şey komşunun oğlunu prodüksiyon. He? Otaja çıktı, cezalı. Kapıyı çalıyorsun da duymuyorlar içeride. Bağır oradan. Alo, komşu. Ay geldi gene arsız. Güzel. Komşu. Ne oldu aç oğlum? Ne oldu yavrum? Ablaannemin evde yok. Anahtarı bırakmadan gitmiş. Ya annen de bize babanın mi güveniyor bilmiyorum ki. Ne bileyim abla, ne haber? Arkadaşım. Yok. Ne yapıyorsun gerçekten? Odalarında bir dolap var mı? Ne DVD'leri, dergileri var. Vurma ya. Teyze kim? Ne haber kanka? İyi, senden ne var? Ya ben gideyim artık, burada biraz fazlayım gerçekten. Arkadaşım, tanışsana adamla. İlk defa bir hekimle... Merhabalar. Aile hekime? Rütfiye benim ismim. Rütfiye. Arkadaşım. Ha, Rukiye. Yine olmadan Rütfiye. Evet. Rukiye. Hoş geldiniz. Nasıl? Kusura bakma annem, işte biliyorsun yani. Yani kaçıyor, konkene gidiyor. Unutuyor beni ya. Olsun, kapı yapma. Olsun. Özel bir şeyse ben çıkayım. Gerçekten. Arkadaşım, gecenin bu saatinde yani eve misafir gelir mi? Oradan gir. Bana ne abi? Ben aile hekimiyim ya. Ama başka... çocuğun ya ruh sağlığı an... için iyi değil. Ben çok stresli anlar yaşıyorum ya. Hem kendi hijyenim açısından.
Evet, uzat ayakları şey sehpanın üstüne. Sana demiyorum. Ha. Sen değil, komşu çocuğu. Uzat ayakları sehpanın üstüne. Oğlum evet. Yemek yiyoruz orada, çek şu ayaklarını. Pardon abla ya. Canım da çok sucuklu yumurta çekti, var mı? Annen gelince yapar. Arkadaşım devreye evet, girsene. Evet, bu iğrenç apartmanı daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Arkadaşım gitme lütfen. Gidiyorum, gidiyorum. Arkadaşım gel gidiyorum. Şu, lütfen. İçim şişti, gidiyorum. Ben. Arkadaşım. Bence burayı böyle bırakalım. Dışarıdan kilitleyeyim, kendi pisliklerini ölsün bunlar. Arkadaşım, geç ya. Şuraya. İki aya satarız bu evi. Arkadaşım. Kiralar burada yüksek. Geç yaptı? Şuraya. Başka evet. Aile ikili şey, çok fena yalnız söylüyor. Rukiye Hanım, siz şey deyin ki, arkadaşıma Rukiye deyin ki. Rukiye. Şey, Aslı Hanım. Siz arkadaşıma deyin ki, annesi gerçek annesi değil, evlatlık deyin. O yüzden çocuk biraz şey, o yüzden seviyoruz çocuğu falan. Evet, hiçbirimiz evet. Hiçbir şey anlamadık şu an burada. Kim kimin çocuğu, niçin? Dedikodu yapın orada. Çocuk aslında evlatlık, o yüzden biz böyle gece gelmesine izin veriyoruz. Seviyoruz. Ama ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Çünkü tek başına yürüyen bir yavrunun aile şefkati görmesi çok önemli. Hiç unutmam, Hollanda'dan aldığım bir DVD'de vardı. Arkadaşım, uzatma. Buyurun Burak hocam. De ki, şimdi benim de sırtım ağrıyor de hemen sırtını göster arkadaşıma. Ya siz hekimsiniz değil mi? Yani ben aile hekimim genelde. Ya benim sırtım ağrıyor, şu sağ kolum kıstı biraz. Kolunuz bir... kıstı. Şöyle yani. Ha. Bir şey yapsanıza gelmişken, bakılıyor mu öyle yani pat diye? Yani bakarım ben oraya ama şimdi tabii çok da ihtisas alanım değil. Nedir sizin ihtisas alanınız? Benim ritmik cimnastik diyebiliriz. Gençliğim ritmik. Onunla ne alakası var ritmik cimnastikle senin işinin? Yay gibiyim. Dağ gibiyim, taş gibiyim. Arkadaşım, sen şey dönüyorsun, gidiyorsun. Bak tam bir şurası bakayım. Bak. Hayır, kimsin? Bakmak seversin. Zorundasın. Aynı anda konuştuğunuz için ben hiçbir cacık anlamıyorum. Bedava hekim işte. Bak şura. O tam zaman burası. Şöyle bakın çok üzülüyorum. Normalde böyle şeyler yapmıyorum ama madem delikanlı. Böyle şimdi dur, orada anlatıyorum. Bir saniye durun. Bir saniye, herkes sussun, beni dinlesin. Arkadaşım, sen ceketi hafif sıyırıp omuzuna bakarken müzisyen, sen birden drama müziği veriyorsun. Arkadaşım, Allah'ım bu penguen lekesi, aynısı sende de var. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ne diyor ya? Şurada benim lekem varmış. Sen, söylemiyorsun, bırak. O görecek. Aynı evet. Lekeyi sadece. Aç. Şurada ben şey yapayım. Evet, bunu açamam, bu gömlek bu. Bir yere sıyır. Kadar şöyle. Müzisyen tam sıyır, gördüğü anda ver. Allah'ım buradan gözüküyor. Aynı lekeden bende de var. Bu kara lekeyi kim sürdü benim? Ya bir saniye lütfen ya beni dinleyin. Ben bir şey demedim. Tamam. Burada böyle açar açmaz lekeyi gördüm. Tamam de ki inanamıyorum aynısından bende de var de görünce. Evet. Tamam. Sonra... Sonra seninkini de şeye, Aslı'ya göster, tamam mı? Evet 3, 2, 1... Evet, kaldır gömleği. Koşa koşa gelirken düşünecektiniz bunları. Kaldır gömleği. Tam şurası, bak tam şurası. Gerçekten inanamıyorum. Burada bir leke olduğunu haberiniz var mı? Var. Aynı lekeden bende de var. Göster hemen. Ama farklı bir yerde. Arkadaşım. Ya leke aynı dedim, yeri aynı demedim ki. Arkadaşım bak, lütfen. Sen zaten aynı lekeden bende de var falan deme. Senin o sırada dilin tutulur. Konuşamıyorsun, titriyor çenen. Sen açıyorsun, görüyorsun, anlatmaya çalışıyorsun konuşamadan. Sonra buramı aç, buramı aç diyorsun. Kadın açıyor, ikisine de bakıyor. Aman Allah'ım diye bağırıyor. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Niye var? Şurası. Şu an inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Nefesim kesiliyor. Hiç böyle bir şey yaşamam. Konuşama, göster. Manyak mı? Göster. İyi misiniz? İyi. Konuşamadığını değil. Kadına bir şey oldu. Neyi gösteriyor? Lekenin yerini burama bak, burama bak. Çok terlisin. Ne yapayım, terliyorum. Ah. Bir dakika dur. Aslı bir tek onunkini gördün. Öbürünkini görmeden nereden anlıyorsun? Ya. Ama o çocuğa da ben bakıyorum ya. Görmüşüm omuzun içine. Hadi çabuk ol, evet. Bak hemen, bak Aslı, kalk ayağa. Leke. Donda mı? Çok derine baktım çünkü. Abla ne oldu? Leke dedi, bitirdi 35 senelik olayı. Arkadaşım kalk ayağa, konuşamadan anlatmaya çalış. Yok siz... Ay çok geri gittik.
ama... Abi durmuyor ki. Uyuluyum ben. Yapma. Lekenizin aynısından bende var. Aa. Ve beni, bana yıllar önce bir ikizim olduğu söylenmişti. Ben buna asla inanmadım. Ne ikizi? Bak saçmalama. Tek yumurta ikizi. Saçmalama. Senden o kardeş olabilir mi? Olabilir. Aranızda 30 yaş var. Yani. O senin çocuğunmuş. Nihat'la sözlenmeden önce. Evet, 3-2-1 müzisyen. Ver Nihat'tan dramı. Beklerim. Ver dramı. Ver dramı. Bana yıllar önce yavrumun hastanede kaybolduğu söylendi. Acaba benim yavrum o mu? Burak! Kaç yaşındasın Burak? Ben o zamanlar 19-20 yaşlarındaydım. Başına bir şey geldi mi? İşte geldi ki çocuğum çıktı. Nasıl detaylı anlatayım başıma ne geldiğini. İstersen Nihat'a Facebook'tan yazalım. Arkadaşım hiç güzel olmadı orası ya. Benziyorsunuz. Hiç orayı dinliyor musun? Aslı bir durun. Ya biri, beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz, umursamıyoruz. Hiç güzel olmadı. Kim? Şimdi ben bak mi? Sen kalkıyorsun Aslı, sen görüyorsun. İnanamıyorum penguen diyorsun. Sen kalkıyorsun ayağa. Diyorsun ki Allah'ım, Allah'ım öne doğru geliyorsun. Sen diyorsunuz ya, biz hangi sen onu anlamıyoruz. Sen. Sen sensin. Evet, öbür sen, sen kim? Sana diyorum. Öbür sen yok. He. Sen tek ve eşsizsin. Vay. Oğlum. Evet. Söyle penguen, penguen sen kalkıyorsun ayağa geliyorsun öyle. İnanamıyorum, ben Nihat'la diye hikayeyi anlatıyorsun. Burak, sen hikayeyi duyunca düşüp bayılıyorsun. 3-2-1 Tamam. Sen de doğru düzgün çal geri zekalı. Evet. Olamaz. Leke var bu oyunumuzda. Şu ya şey yapsan silsene onu. Bağır Aslı. Bu nedir ya? Penguen. Aynı lekeler bende de var. Yıllar önce çok sevdiğim bir erkek vardı. Öne gel. Beton Nihat. O zamanlar daha mutfak aletleri çok yaygın değildi. Mahalledeki tek mikser oydu. Öylesine sevdik ki birbirimizi. Ve şehvete boyun eğdik. Kime boyun eğdiniz? Ha? Kime boyun eğdiniz? İşte betonla. Ha birine boyun eğdik dedin. Şehvete boyun eğdik. Ha pardon tamam. Devam et sen oradan. Sen mesaja devam et. Ben durur 2 dakika beklerim istiyorsan. Burak sen kız arkadan yapıyorsa... geleceksin lafı bitince. Anne deyip düşüp bayılacaksın. Evet devam et arkadaşım. Ve onunla ailelerimizin bütün... İtirazlarına rağmen büyük yürüdük. Bu benim bir çocuğum oldu. Ama o zamanlar çok genç olduğum için o çocuğu... Ya arkadaşım dön anne. Oğlum dön. Anne! Yavrum. Kendi... Kalkınca kıllarını gördüm anne. Seni kaybettiğim gün yemin ettim doğallığıma hiç dokunmayacağım. Arkadaşım! Olayı nasıl iğrençleştirdiniz? Çok duygusaldı. Ben yapmadım, o yaptı. Arkadaşım, çocuk düştü yere sen ayaktasın. Yanında ayaktasın. Evet, oğlun düştü, bayıldı. Şimdi aileye çemkiriyorsun. Ne yaptınız bu çocuğa? Evet. Ne yaptınız bu çocuğa? Bayıldı çocuk. O da bunun aynısını soruyor. Ne yaptınız bu çocuğa? Lekeden oldu herhalde. Heyecanlı. Ne söyledin? Heyecanlar. Niçin bayıldı? Yoksa bir sağlık problemi var. Allah'ım ya Rabbim, ben bir sağlık hekimiyim ve çocuğumun sağlık problemi var ve saçma tepiniyor. Bir muayene lan etsin. Baksana çocuğa. Yavrum, ismi ne? Burak. Yavrum Burak, evladım. Ha? Annesi bıraktığı için çocuğun adını Burak koymuşlar. Anne. Yaklaşma, leş gibi ter kokuyor. Ailem susam benim olur mu ya? Terini yerim senin. Evladın da benim gibi iğrenç, ne mutlu. Seni bulduğuma o kadar mutluyum ki. Öylesine mutluyum ki. Anne arkadaşım. Arkadaşım sor, aşıların tam mı de? He? Aşıların tam mı sor? Yavrum, seni yaklaşık 20 sene sonra bulup soracağım ilk soru bu. Aşıların tam mı? Anne beni sünnet bile ettirmediler. İnanmıyorum, göster. Bunlar mı? Bunlar.
Hayır ya, tam en duygusal yeri. Orayı başla. Anne, bilmiyorum anne falan diyorsun. Evet Burak, söylüyorsun. Söyle. Anne, vallahi bir aşı ne? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Yavrum, senin sağlığına ilgilenmediler mi? Senin aşılarını yaptırmadılar. Seni kaybettiğim için zaten pişmanım. Ve şimdi de hayattan kaçırdıkların için... Annesi. Gerçi ben de biraz kaçırdım. Burak, şimdi birden ayağa kalkıp şaka yaptım. Benim sırtımdaki penguen dövme diyeceksin. Evet. Arada bir gül var mı? Evet. Bir gül var mı arada? Var. Ha. Yani benim sırtımdaki penguen dövme. Hayır, öyle değil. Bir gül benim sırtımdaki penguen cikletten çıkan dövme. Evet, sen en duygusal anındasın arkadaşım. Tiklerin azmış, ağlıyorsun. Seni gerçekten bulduğum için o kadar mutluyum ki. Sevdin mi beni? Ne annesi be? O benimki. Dövme, dövme. Şeyler ayaktı sana. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Koca annemmiş ya. Demin şarkıları söyleyen bu değil miydi? Arkadaşım kalk ayağa. İkinci kez bir erkek gururunu kırdı senin. Ya gel ya, gel. Kankam olursun. Yok, sen bence benim bir sıkıntı ancak. Yok. Çünkü ben zaten bu taraftaki dövmeye baktım. O bu taraftakini söyledi. Arkadaşım kalk ayağa. Söyle. Söyle. Seni kandırdı. Gururu kırılan bir çok kadınsın sen. Diyorum. Buraya 25'er lira iade edeceğiz. Gerçekten benim evladımsın diye bir an için çok üzülmüştüm. Ya şaka abla. Yok, şakasıyım yok. Yani. Ben senin yolunu 20 yıldır gözlüyorum yavrum. Ama madem ki sen benim evladım olmayı hak etmiyorsun, ben de senin annen olmak için daha fazla ısrar etmişim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşım dur. Burak Kutu küçük... alkışlarla gönder. Burak Kutu alkışlarla seni şey göster. Annem, annem. Gel şimdi aileye söyle. Gitti mi? Çok gururum kırıldı de. Ha? Söyle aileye, çok gururum kırıldı de. Gerçek, biraz öne gelsene abi. Biraz öne gel, öne gel. Siz de mi gördünüz? Gerçekten çok gururum kırıldı. Çünkü ben öyle iyi bir niyetle geldim ki bir yuvanın sağlığını, sıhhatini koruyayım derken... ...bir anda kaybettiğim evladımın bulunabileceği heyecanı yaşarken... ...onun benimle dalga geçeceğiz adam, erkek olduk. Ver duygusal müziği Türker'de ki... Sizin dövme penguenin ağzı açık mı? Söyle. Ne? Sizin lekede penguenin ağzı açık mı? Sor Türker. Sizin lekede penguenin ağzı açık mı? Merak ettiğin bu mu? Arkadaşım heyecandan bilen. Evet açık, sen nereden biliyorsun? Evet açık, sen nereden biliyorsun? Dön arkanı. Kim? Türker. Dön arkanı, arkanı. İndir de. Ay Türker söyle. İndir omuzumdan aşağıyı. İndir omuzundan aşağıyı indir. Komple. Üstü büst gibi kalsın mı havada? Arkadaşım. Evet, indir omuzundan aşağı. Bak. İndir bak. Tertemiz. Vallahi. Arkadaşım. Sildirmiş herhalde. Hayır, sendeki penguenin tıpatıp aynısı. İnanamıyorum. Penguenin tıpatıp aynısı. Ağzı da açık. Onun böyle. Aynısı. Yoksa aynı dövmeci de mi yaptırdın? Olabilir. Çok ucuz değil mi ve inanılmaz eli var. Kestik ya, kestik. Eli çok hafif. Ya sen niye ilerletemiyorsun meseleyi? Lütfen Türker ya. Sana diyorum. Evet, sana diyorum Türker birazcık. Arkadaşım sana diyorum, sana. Niye ilerletemiyorsun? Aile hekimisin ya sen. Evet. Çocuğunu buldurayım dedim, çocuğunu da bulamıyorsun bir türlü. Türker senin çocuğun olabilir mi? Şu an değil, zorlama kendini. Olabilir mi geçmişte? Ha, ben nasıl oluyorsunuz? Olabilir. Aynı ne? Yakışıklılık ikimizde de var. Annesine çekmiş. Arkadaşım alkışlarla gönder herkes sahneden. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yoruldum, bacağım mı yoruldum? Ay, zorlu bir gündü. Ne yapıyorsun? Eve geldim biraz artık soyunayım. Arkadaşım! Hayır! Ben seninle ne yapacağım? Bilmiyorum, daha uzun bir etek alarak başlayabiliriz. Talk show yap diyorum, talk show yapamıyorsun. Ya ben bir şey yapmadım ki. Ama şimdi bildiğin şeyi yap diyorum, hikayeye uyum sağlamıyorsun.
Ama hikaye ben sizi duymuyorum ki. Nasıl duymuyorsun? O oradan konuşuyor, oradan konuşuyor. Ben arada kaynadım yani. Ben tıbbi konuları anlatacaktım. Anlat mesela. Aile hekimisin, müzisyen senin hekimin. Gel müzisyenin başına anlat bakalım. Aile hekimi hoş geldin, buyur. Salla kafanı. Ankara'dan, söyle, anlat. Ankara'dan evet. Bağlamayın. Evet. Neyi anlatayım? Yavrum, aile hekimisi anlat. Acilen kilo vermen lazım. Görüşürüz. Bazı aileler çok kolay. Ver selamını, ver. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Murat, hala. Özledim. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen en...